Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün 11 Ekim Salı, kripto haberleri şöyle. Avrupa'nın üzerinde uzun bir süredir çalıştığı kripto para yasa tasarısı MiCA, Avrupa Parlamentosu'ndan geçti. Onay 28 lehte ve 1 aleyhte oyla verildi. Tasarının yasalaşıp yürürlüğe girmesinin önünde ise uzun bir yol var. MiCA'nın verilecek nihai olayın ardından 2024'te yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bitcoin madencilik zorluğunda son 1,5 senenin en büyük artışı yaşandı. Pazartesi günü gerçekleşen ayarlamayla birlikte zorluk %13,55 oranında yükseldi ve 35,61 trilyona çıktı. Bu rakam 13 Mayıs 2021'den beri en sert artış olarak kayıtlara geçti. Madencilik zorluğunun artması, madenciliğe olan talebin de arttığını gösteriyor. Bitcoin fiyatı düşerken görülen bu artış, 1 numaralı kripto paraya olan güvenin de göstergesi niteliğindeydi. Piyasada son düşüşlerle birlikte 12 binden fazla kripto para yok oldu. Zombi olarak adlandırılan bu kripto paraların tamamında en az son bir aydır hiçbir işlem yapılmıyor. Veri sağlayıcı şirket Momix'e göre 2022 yılı bu anlamda diğer yılları katladı. 2021'deki rakam 3700 iken 2022 tek başına diğer tüm yılların toplamının 2 katını geride bıraktı. Avrupa ülkesi Portekiz, kripto paralara dönük vergi politikasında 180 derece değişime gidiyor. Halihazırda kripto paralardan elde edilen kazançları vergilendirmeyen ülkede bu durum değişmek üzere. Meclise sunulan plana göre 2023 bütçesindeki bir madde %28 oranında vergi uygulanacağını gösteriyor. Bu vergi uygulaması bir yıldan daha kısa bir süre tutulan kripto paraları kapsayacak. Bir yıldan daha uzun bir süredir elde tutulan kripto paralarsa kapsam dışı olacak. Büyük kripto para borsalarından FTX kapsamlı bir güncellemeden geçecek. FTX V2 olarak adlandırılan yeni versiyonda gelişmiş emir eşleştirme motoruna geçilecek. Bu yeni geliştirme emir gecikmelerindeki süreyi %50 azaltacak. FTX CEO'su Sam Bankman-Fried V2'ye 21 Kasım'da geçileceğini açıkladı.